Evet değerli izleyenler, şimdi haftanın finaline gidiyoruz. Ama onun öncesinde Sümeyye geline gelinler puanlarını kullandılar. Bugünkü ev sahipliğin için sana çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim, ne demek, her zaman gelin. Ellerine, emeklerine sağlık. Teşekkür ederim. Şimdi gelinlerimizin birbirlerine vermiş olduğu bir puanın dahi ne kadar önemli olduğunu birazdan fark edeceksiniz. Belki günler içerisinde fark etmediniz ama bugün biraz daha idrak edeceğiz bunu. En yüksek puanı kimden bekliyorsun? Aslında hiçbir fikrim yok biliyor musunuz? Yani her an her şey olabilecekmiş gibi hissediyorum. Çünkü öyle bir haftaydı. Yani her an herkesten her şey gelebilirmiş gibi hissediyorum. O yüzden size bırakmak istiyorum bu tercihi şu an. Evet Şeyma'cığım, senden başlamak istiyorum. Öncelikle eline emeğine sağlık. Bizi güzel ağırladın. Salonunu, mobilyalarını beğendim ama onun dışındaki aksesuarlarını beğenmedim. Yatak odasını ve mutfağını da beğenmedim. Bu verdiğim puanı zaten salondaki mobilyalara veriyorum. Başka yapabileceğim. Çeyizi, masası güzeldi ama ben bütün bir hafta yemek masasında ve çeyizde bazı şeyleri eleştirsem de aslında ben bütün puanlarımı evin geneline verdim. Öyle söyleyeyim. Bugün de yine öyle yaptım. Bu vermiş olduğum puanı da ona göre verdim. O zaman puanını görelim. Benim sana puanım 2. 2 puan. Senin için bu ev 2 puan mı yani? Evet. 2 puan. Evet. Peki geri kalan 3 puanı kırma sebebin ne tam olarak? Mutfağını beğenmedim. Yatak odanı beğenmedim. Mutfağında neyi mi beğenmedin mesela? Hiçbir şeyi beğenmedim. Uyumsuzdu. Dolapların country'ydi. Bohem parçaların vardı ama genel olarak bir bütünlük yoktu. Ben kiracıyım. Sen de kiracısın. Sende de vardı. O zaman ona göre döşeyebilirdin. Bir açıklama daha yapmak istiyorum. Sen de döşeyememişsin. Evet. Açıklama. Aslında bunu bütün arkadaşlarıma yapmak istiyorum. Herkesin masasında ve çeyizinde bazı şeyleri eleştirdim aslında ama ben hiç kimsenin masasından ve çeyizinden puan kırmadım. Bütün arkadaşlarımın masalarında keşke daha fazla emeğiniz olsaydı dedim ama ben bütün masamı öyle hazırladım diye herkesin öyle yapma zorunluluğu yok açıkçası. O yüzden hiç kimsenin masasından ve çeyizinden puan kırmadım. Bunu bütün arkadaşlarıma söylemek istiyorum. Bu şekilde. Başka söyleyebileceğim bir şey yok. Evet, teşekkür ederiz. Sen eklemek istediğin bir şey var mı? Evet var. Senin de aynı şekilde kiracı olduğun için mutfağında, masanda uyumsuzluklar vardı ama hatırlarsan ben eleştirirken kiracı olduğun için bu konuda puan kırmamıştım. Ben senin dolaplarını eleştirmiyorum. Dolaplarımla uymayan mobilyalarım. Mobilyalarını çünkü dolaplarına göre seçseydim bir uyumluk olurdu. Ben, tabii ki mobilyalarına göre dolaplarını değiştiremezdim. Bunu eleştirmiyorum. Tabii ki de. Zaten. Yine aynı şekilde ben de sana söyledim. Çünkü ben evimi tutmadan almıştım mobilyalarımı. Yani ya öyle yapmış olabilirsin. Bu bir bahane değil bence. Herkes tabii kendini değil. Tabii ki savunacak ama her söylediğimizde bu bana hediye geldi. Bu böyle oldu, şöyle oldu. Bunlar benim için sadece bir bahane. Yani sonuç olarak uyumsuz. Evet. Hediye gelenler masadaydı yalnız. Masayı eleştirmiyorum demiştin ya. Hayır, ben bütün eleştirileri için söylüyorum. Hepsine dedim ki bu bana hediye geldi. Bunu evlenmeden mutfakta önce almışlar. Mutfakta lan hediye bir şey yok. Onların hepsi masada geçti. Yatak odanı da beğenmedim. Şeyma, onların hepsi masada geçti. Yatak odasında da geçti. Şeyma, onların hepsi masada geçti. Yatak odasında da geçti. Yatak odasında hediye olan bir şey yoktu. Hepsini de söyledim. Bunlar sadece dantelde var. Birer bahane yani. Tamam. Öyle Peki, olsun. Devam edelim. Bahacığım, seninle devam edelim canım. Öncelikle bizi ağırladığı için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ne demek? Aslanımcığım. Karşılaması güzeldi. Ben sunumunu da beğendim. Ama içeri girdiğimizden beri söylüyorum zaten. Yakalamak istediği konsepti yakalayamadığını düşünüyorum evin içinde. Daha hani bohem retro bir hava yakalamaya çalışmış ama olmamış. Parçaların birbiriyle uyumlu olduğunu düşünmüyorum. Ama tekrardan söylüyorum. O objelerle, aksesuarlarla yakalamak istediği görüntüyü yakalayamadığını diye düşünüyorum. Evet. Puanını görelim. 2 puan. Sana yüksek puan vermeyi gerçekten çok istedim. Çünkü 4 gündür evini çok fazla övüyorsun ve benim tarzıma yakın olduğunu düşünüyordum. Ama buraya gelip gördüğümde gerçekten parçaların uyumsuz olduğunu fark ettim. O yüzden ben 2 verdim. Kendi görüşün ama evin hala 2'yi hak ettiğini düşünmüyorum. Ben
Oylamadan sonra konuşacağım Aslan. Peki canım. Evet Elif'ciğim, seninle devam etmek istiyorum. İlk önce eline emeğine sağlık. Masan gayet dolu doluydu, güzeldi. Ben sadece tabaklarla bardakların uyumunu çok beğenmemiştim. Ayrıca çatal bıçaklarını da beğenmedim. Salonundaki halıyla avizeyi çok uyumlu bulmadım. Konsolunda çok dolu olduğu için beğenmediğimi söylemiştim. Yatak odasındaki yine postu beğenmedim. Avizeyi yine beğenmedim. Ya avize tek başına güzel ama hani birlikte güzel değildi. Aynı şekilde mutfakta da fikrim geçerli. Bu kadar. Puanını görelim Elif'ciğim. Benim sana puanım 4 puan. En azından Elif'in hakkaniyetli davrandığını düşünüyorum. Emeğime verdiğim puan için teşekkür ederim Elif. Ama o kadar çok şeyi eleştirdikten sonra 4 vermesi beni şaşırttı. 4 vermesi değil, o kadar çok şeyi eleştirip de 4 vermesi şaşırttı. O kadar şeyi eleştirmedim. Masası zaten doluydu dedim. Sadece çatalları bir saniye, bardaklara uymadı dedim. Avizeler tek başına güzel dedim. Yani fazla eleştirmedim. Hani o eleştirilerden de 3 puan kıramazdım. Yani bu ev bence 2'yi hak etmiyordu. Kesinlikle bence 4'ü hak etmiyor ve ben benim 2'den daha yüksek bir puan vermemin Elif'e haksız olduğunu düşünerek, haksızlık olduğunu düşünerek 2 verdim. Ben Elif'in evine haksızlık etmek istemezken Elif kendi evine haksızlık ederek bence kendine yazık etti. Elif'in eviyle bu evi kıyaslayamazsın yalnız. Elif'in evi klasik, evleri modern. Benim evim daha modern. Verilen puana mı şey yaptın bunu? Dünkü verilen puana eğer adapte olsaydım 5 verirdim zaten. Ayrıca dün günü geçtiği için istese şu an 1 bile verebilirdim. Evet, istesem şu an 1 verirdim. Şu an benimle bir ilişki de çıkarı yok yani. Bu benim, yani ben sadece avizeyi beğenmedim dedim. Burada da halıyı beğenmedim dedim. Bu kadar ufak şeylerden de 3 puan kıramazdım zaten. Ama 2 puan bence evi beğenmedim dedin. Zaten yemek masasında baktığımız çeyizleri zaten çoktu. Sunumları da güzeldi. Hayır, o kadar şeyden ne kırabilirdim ki? Şeyden veremedim. Her şeyden veremedim. Çeyize de puan veriyorsunuz. Çeyize de puan veriyoruz elbette. Evet. Şunu söylemeye çalışıyorum. Siz hiç çeyizden bahsetmediniz mesela. Hayır, ekstra neyi beğenmedim dedim ki? Ben sadece avizelerin kendisine de söyledim. Avizeler dedim tek başına güzel ama bir bütün olduğunda olmamış dedim yani. Peki sence bu zaten 4'ü hak ediyordu. Şeydan evi 2'yi mi hak ediyordu? Ben beğenmedim. Benim evi 3'ü hak ederken bu evi 4'ü mü hak ediyordu peki? Hayatım, hiçlik felsefesi senin evin için yaratılmış. Öyle mi? Evet. Sen biraz sonra göreceksin neyin hiç olduğunu. Görelim, hiç sorun değil. Hak puanı, eden insanlardan biri kazanacağı için hiç sorun değil. Eminim bu yani. Bu puanı sana haksızlık etmemek için verdiğimi de bilmelisin. Hiç sorun değil. Ya herkesin kendi düşüncesi. Evet, şimdi sana bir şey soracağım. Ben senin evine 3 puan verdim. Senin evinle bu ev eşit değerde mi, eşit güzellikte mi? Objektif bir şekilde yorumunu yapar mısın? Aynı puanı mı vermeliydim sence? Aynı puanı vermemeliydim. Zaten bana tamam, düşük verdiğinizi de kendiniz biliyordunuz. Kıyas. Benim evim zaten 3 puanlık değildi. Eğer bu ev 3 puanlıksa o zaman 3 puan verecektin. O zaman şu an diyecektim ki senin evin 3 puanı hak etmiyor ama ben sana haksızlık yaptım diyecektin. Ben sana haksızlık yaptığımı düşünmüyorum. Onlar strateji yaptığını gayet farkında. Kimin strateji yaptığını da herkes de puanını verebilir ya. Herkes özgür yani. Strateji daire başkanı mı? Herkes özgür. Herkes strateji verir ya. Herkes farkında ya. Sonu verir. Bu arada çok enteresan bir şey fark ettim. Yani Elif'in dün bu kadar sesi çıkmadı. Evet. Ya hayır, istersen 5'te veririm yani. Elif'in sesini duydum, helal olsun. Sinirlendirmeyin Elif'i. Bu kadar vallahi yani yüklenmenin anlamı yok. Herkes özgür yani. İstersem 2 veririm, istersem 1 veririm, istersem 5 veririm ya. Bu kadar bu basit. Okey. Şeydacığım, direkt puanını görelim. Tabii. Sonrasında gerekirse konuşursun. Olur mu? Olur. Hadi bakalım. Benim sana puanım 'Nus ile uslanmayanın hakkı tektir, tektir ile uslanmayanın hakkı kötektir' demişler. Bu tamamen sana vermiş olduğum bütün bir haftanın, o eleştirilerin, o haksız ve yersiz Bahar'ın ve benim evimi kötülemen, bütün bir hafta yapmış olduğun strateji, buraya kendini yükselttin, yükselttin, yükselttin. Geldik,
uyum 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 diyen insanın evinde hiçbir uyum bulamadık. Mobilyalarını çok güzel seçmişsin, tebrik ediyorum. Eşinin kesesine bereket. Onun dışında bir uyum hiçbir şekilde görmedik. Masa, Elif'in masası ya da benim masamın yanından dahi geçmezdi. Mutfak yanından dolapları, evet. Kaç çeşit hayatın senin? Çeşite bakmıyoruz çeşit diye kaç defa söylendi. Lezzetleri kaç tane menü yaptın? Allah'ı lezzetleri kaç ya da zorlukları önemli hayatım? Değil. Kaç tanesini sen kaç tanesini sayabilir misin ki? Gayet saydım. 5 tanesini ben yaptım. Ben söyledim. Sarmayı yaptım. Bir tane sarma yaptım. Salataların hepsini ben yaptım. Ben 2 tane salata, börek üç yaptım. 3 salata. Tamam. 4, 1 tane 5. sarma, 1 de börek yaptım. 5 yine çeşit. Aynı. Ben de 5 çeşit. Ben sunumlardan bahsediyorum. Sen biz burada başından beri ben konuşmam aha bitmedi. Sunumlardan bahsediyorduk. Evet. Başından beri sunumlardan bahsettik. Evet. Sunumları eleştirdik. Hiçbir takımın tam değildi. Benim küçücük kasemin goldluğuna bile laf eden sen, takımlar tam değildi, çatal bıçaklar uyumlu değildi, su lekeleri ve buğulu bir bardak gördük karşımızda. Bunun sebebini açıklamıştım. Bir önemi yok. Her şeyin bir bahanesi vardı zaten sana bulaşık göre. Bulaşık makinesinde yapan buğu benim suç bahanem mi? Silebilirdim. Bak sildi Aslı Hanım ve gayet güzel geçti. Tamam da bunların hepsini uyum, 12 tanesini o an incelememiş olabilirim. Ben de yaptığın yorum neydi? Parçalar birbiriyle aslında tek başına güzel ama bir bütün asla oluşturmamış. Bu cümleyi ben kurmadım. Aynı İyi şeyler. Dinlememişsin. Yanında oturup ben, arkadaşın kurdu. Evet. Puanı da ona göre verdim zaten. Zaten evet. O da puanını ona evet, göre verdi. Evet sorun yok. O cümleyi aynı ben şey kurmadım. Aynı şey senin için geçerli. Sen de bunları çok söyledin. Yok ben çok sen farklı yorumlar yaptım. Sen de bu cevabı aldın. Hiçbir önemi yok benim ben için. Çok farklı sen bu yaptım. Puanı sonuna kadar hak ettin. Beklentiyi bu kadar yükseltmeyecektin. O laflarının arkasında duracaksan evini ona göre düzeceksin. Gayet arkasında duruyorum. Evet. O puanın evet nedeni sadece senin evine yaptığım yorum evet ve senin evine verdiğim hı-hı puan olduğunu biliyorum. Ve yarışmanın başından beri de o biri benim için sakladığını biliyorum. Sana, o yüzden gayet içim rahat. Mısınız aslanım rica etsem? Kendisi Bahar'ın evinde bana ağlayarak günlüğüne yazarsın evet demişti. Ah. Ben günlüğümü getirdim. İçerisinde sana bir not yazdım. Bundan sonrasını ağlayarak sen de olursun. Tamam, game over. Bu mu yani? Bebeğim ben buraya illa kazanmaya değil ki, ben eğlenmeye geldim. Çok da keyifli vakit geçirdim. Evet. Hiç umurumda değil o yüzden bu tepkin, evet, bu tavrın. Evimin ne hak ettiğinin de farkındayım. Gayet bilinçliyim. Evet, aynı o puanı aldık gerçekten, eviniz. Ben de 9 puan almıştım. Gerçekten senin kadar adaleti savunduğunu evet düşünerek, adaleti hakkıyla yerine getirmeyen bir evet insanla tanıştığım için çok mutluyum biliyor evet musun? Bana hayatımda çıkabilecek insan türleri arasında farklı bir tür daha göstermiş evet oldum. Çok evet teşekkür ederim. Ben senin gibisini çok gördüm ama biliyor musun? Şu kadar değil, bu kadar değil, hiç umurumda değilsin ya. Lafların sana kalsın. Cevap veremeyince böyle işte boş boş konuşuyorsun. Hanımlar, hanımlar lütfen. 9 puan aldın toplamda. Evet. Tabii ki benim de senin için bir puanın olacak. Evet aslında. Şimdi büyük finale geçelim. Evet. Evet, bu haftanın kazananı hangi gelin oldu? Birazdan herkes öğrenecek. Eminim ki izleyicilerimizin de bir birincisi vardır mutlaka. Evet değerli izleyenler, şimdi büyük finale geçiyoruz. Haftanın birincisi hangi gelin oldu? Birazdan. 50 bin Türk lirasını acaba hangi gelin kazandı? Şeyma gelin mi? Şeyda gelin mi? Sümeyye gelin mi? Bahar gelin mi yoksa Elif gelin mi kazandı? Az sonra. Bir hafta boyunca keyifli güzel anlar paylaştık. Güldük, eğlendik, oynadık. Bazen biraz gözlerimiz doldu. Evet. Ama çok güzel bir hafta paylaştığımızı düşünüyorum. Evet. İnşallah buradan da daha önceki bölümlerde çıktığı gibi güzel dostluklar çıksın istiyorum. Ve hayatlarınızda sonsuz mutluluklar diliyorum hepinize. Güzel gelinleriniz. Çok teşekkürler. Unutmayın. Şimdi bir yarışmada tabii ki kazanmak da var, kaybetmek de var. Renkler ve zevklerin yarıştığı bir program Gelin Evi. Evet, kiminin beğendiğini siz beğenmezsiniz, sizin beğendiğinizi başkası beğenmez. İşte bizim programımızda. Evet, yeni sezonda biliyorsunuz haftanın ödüllü oyunu var ve bu ödüllü oyunu da Şeyma'cığım sen kazandın. Evet. Seni tebrik ediyorum, el maharetin gayet güzelmiş. Çok teşekkür ederim Aslı Hanım. Biz de teşekkür ediyoruz ve ilişki testinde her gün altını dağıtmaya devam ediyoruz. Ve bu hafta da ilişki testinde iki gelinim altın aldı. Şeyda ve Şeyma. Evet. Sizleri tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Peki 50 bin Türk lirasını acaba hangi gelin kazandı? Şeyma gelin mi?
Şeyda gelin mi? Sümeyye gelin mi? Bahar gelin mi yoksa Elif gelin mi kazandı? ...50.000 TL'ye ilk veda eden isim. Gelinlerden 8 puan aldı. Benden 6 puan alarak toplamda 14 puana yükselen Bahar'cığım sen oldun bir tanem. Evet aslanımcığım. Çok teşekkür ediyorum. Tahmin ediyordum zaten. Ya. Evet. Ama seni tanıdığımıza çok memnun oldum. Ben kesinlikle. Ben de çok memnun oldum. Stil sahibisin. Çok teşekkür ederim. İlk katıldın, ilk seni tanıdık. Çok memnun oldum ben de tanıştığıma. Hem sizinle hem sizinle. Çok ben teşekkür ederiz. Biz de aynı şekilde. Evet. 50.000 TL'ye veda eden diğer isim gelinlerden 9 puan aldı. Benden 7 puan olarak 16 puana yükselen Şeyda sen oldun ama ilk seni tanıdım gerçekten. Ben çok memnun oldum. Ben de aynı şekilde. Evet. Ayağa kalkalım mı ne dersiniz? Kalkalım. 3 kişi kaldı. Hadi buyurun. 50.000 TL'ye veda eden 3. isim benden 8. Gelinlerden 9 puan alarak 17 puana yükselen Sümeyye'cim sen oldun. Çok teşekkür ediyoruz. Ne demek? Çok tatlı bir ev sahibiydi. Ne demek? Gerçekten final sende oldu, hoş oldu, güzel oldu. Aynen. Neşeli oldu. Çok kesinlikle. Pozitif, çok konuşkan bir gelinsin. Arada takıldım sana bak yok. Söyleyeyim. İzlerken fark edeceksin. Aslı ablam ben ne uğraşmış diyeceksin. Emin olun bütün arkadaşlarım diyecek ki Aslı Hanım çok iyi tespit yapmış. Ben Aslı finale kalan iki gelini yanıma çok istiyorum. Çok heyecanlıyız hadi. Hadi bakalım. Geç. Gel buraya. Buyurun. Gel. Hadi bakalım. Buyurun hanımlar. Çok heyecanlandım. Evet. ...50.000 TL'yi... Hangi gelin aldı? 50.000 TL Şeyma gelinin mi yoksa Elif gelinin mi oldu? Şeyma gelin gelinlerden 12 puan. Elif gelin gelinlerden 14 puan aldı. Acaba benden kaç puan aldılar? Elif gelin, gelinlerden 14, benden 8 puan alarak 22 puana yükseldi. Şeyma gelin, gelinlerden 12, benden 8 puan alarak... Tebrik ederim seni. Ay çok heyecanlandım ya. Çok teşekkürler ederim. Çok teşekkür ederim. Evet haftanın birincisi ve ikinci gelini. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. İyi ki katıldınız. Hanımefendi duygularınızı alalım. Çok heyecanlıyım şu anda. Hadi gür konuş. Çok teşekkür ederim. Hepinize. Sizi tanıdığım için çok memnun oldum. Heyecanlandım ya. Hak ettin, hak ettin. Teşekkür hak ederim. Hak ettin. Gerçekten hak edenin kazandı. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ben çok sevindim. Gelinimizin ve eşinin arabası yokmuş. Bu zamanda tabii ki arabasız çok olmuyor. Zor. Evet, çok zor. İnşallah arabaya kavuşsun. Bunlardan da belki destek alırsın. Hayır. Hayır. Altınlarını bozdurmaktan kurtardılar. Böbreğim benim altına vermem. Hayır. İptal diyoruz.
tamam mı? Peki şöyle yaklaşın. Çok teşekkür ediyorum hepinize ayrı ayrı. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Hep var olun inşallah. 50 bin Türk liramızı verdik. Siz de 50 bin TL kazanmak istiyorsanız yapmanız gereken çok basit. Aslı Ünal'le gelin evine katılmak. Bunun için yapmanız gereken WhatsApp hattından, internet sitelerinden ve sosyal medyalarımızdan bize ulaşmak olacak. Pazartesi günü sizlerle birlikte olmayı heyecanla bekliyorum. Pazartesi günü görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Bizimle kalın. Bye bye.